denizdeki, havadaki üstünlük Türkiye'de diye düşünüyor. Türkiye süper bir ülke. Türkiye süper bir ülke. Ekonomik sıkıntılarımız tabii ki var. Nerede yok? Amerika'da mı yok ekonomik sıkıntı? Şimdi bunları konuşursak vatandaşlarımız yanlış anlayabilir. O yüzden şöyle dilimin döndüğünce kısaca söyleyeyim. Ya bizde maalesef 6 Şubat depremleri oldu. İkiz depremleri peş peşe. Dünyada görülmeyen iki tane peş peşe. Dünyada daha böyle ikiz deprem yok. Dünyanın varoluşundan beri böyle peş peşe iki tane deprem yok ya. 104 milyar dolarlık ek ekonomiye maliyet oldu. Vatandaşımıza helali hoş olsun. Vatandaşımıza helali hoş olsun. Devletin, hükümetin görevi bu, yapacak. Ama biz kör gözle bakarsak buna, at gözlüğü bile demiyorum, gözümüzü kapatırsak, görmezsek, hani ne diyor Einstein? Ya uyuyan insanı uyandırmak kolaydır ama uyuma numarası yapıyorsa o insanı uyandıramazsın diyor. Şimdi biz muhalefet yapacağız diye, yani İpek Hoca için söylemiyorum, genelde muhalefet yapacağız diye gözümüzü kapatacak mıyız? Helali hoş olsun, vatandaşa iktidar, hükümet elinden geleni yapıyor. Ama şunu göreceğiz, ekonomimizin rakamları var değil mi? Enflasyon, rakamlar, geliri, gideri. Ya bunun üzerine dünyada hiçbir ülkede olmayan 104 milyar dolar bindi. Ağırlık bindi, yük bindi. Helali hoş olsun. Ama biz bunu göreceğiz. Yani işte o yaş pasta polemiği falan. Dünyada yok bu. Deprem görmediği halde Almanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin ekonomisi Türkiye'den daha mı iyi? İyi. Orada yaşayın hocam. Yok yani, ben vatanımı seviyorum. Ben niye gitmem. Ben burada mücadelemi edeceğim. Ha, maşallah. Şimdi gözümüzü ve gönlümüzü açmamız lazım. Vatandaşa kör olan, vatandaşa gönlünü kapatmış olan politikacılar o yüzden yıllarca konuşuyor. Konuşuyor, iktidar olamıyor. Konuşuyor, milleti ikna edemiyor. Ya gurur duyacağız tabii, propagandası gurur duyulmaz mı? Muharrem İnce'yi o açıdan da kutluyorum. Herhalde mecliste olsaydı İsveç konusunda da o da evet diyecekti. O konuda fikrini açıkladı Hulki Bey. Biraz evvel anlatmıştım. Vallahi bizi tekrar edeyim bir daha isterseniz. Tweetini seviniriz de atarım size programdan açıkladı, sonra. Açıkladı. İsveç konusunda eleştirisini getirdi doğru, Sayın Genel Başkanım. İnanalım şöyle bir şey var. Şimdi bir muhalefet partisi elbette ki doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek. Biz savunma sanayideki başarılarımızı destekliyoruz. İHA'yı, SİHA'yı destekliyoruz. Kaan Uçağı'nı destekliyoruz. Uzaya gitmeyi destekliyoruz. Ama desteklemediğimiz şeyler var. Ekonomi politikasını eleştirdik. Yıllarca dış politikayı eleştirdik. Bununla birlikte işte Libya tezkeresi, Suriye tezkeresi, Irak tezkeresi, bunları destekliyoruz dedik. PKK ile mücadelemizi destekliyoruz dedik ama söylediğim gibi ekonomi neyle politikasını eleştiriyoruz. Neyle yapacağız PKK ile mücadeleyi? Bu kadar silah üretmezsek. Yabancılar ambargo koyuyor. Hulki Bey, ben bunu desteklediğimizi biraz evvel size söyledim. Ya işte, ben yanlış bir şey söylemedim. Olacak. Gurur duyduğumuzu da söyledim. Ama biz ekonomi politikasını eleştiriyoruz örneğin. İşte dış politikadaki bazı girişimleri zamanında eleştirdik. Suriyeli işte sığınmacı politikasını, özellikle Afganların, Suriyelilerin ülkemize gelmesini, vatandaşlık verilmesini, bunların oy kullanmasını elbette ki eleştirdik. Yargı krizini, yargı bağımsızlığını eleştiriyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Bizim partimizin tutumu bu. Sayın Genel Başkan da onayladığı, desteklediğimiz şeyleri açıkladı ama İsveç'in NATO'ya üye olması konusunda da görüşlerini söyledi. Bu konuda bir uçak pazarlığını indirgendiğini ve İsveç'in gerçekten üstüne düşen yükümlülükleri tam olarak yapmadığını söyledi. Tatmin olmadıysanız tweetini size programdan sonra atarım.